Tabii ki tekrar söylüyorum. Milletvekillerimizden ilk başta enflasyon paketinden emekliye çıkarılması. İkincisi bir an önce intibak 2008 sonrası, 2000 sonrası intibakı da bir an önce uygulamasını istiyoruz. Onu bir daha hatırlatır mısın abi? Bunu çok sıklıkla dile getirdiniz aslında. Özellikle emeklilerin bu konuda altı çizilen en önemli unsurlarından, evet, konu başlıklarından biriydi bu. Aynı açıklarla. Bakın öyle bir. Bugün 2008 kanunlar değişti. 2002'den önceki kanunlar değişti. Şimdi 99 yılının Aralık ayında siz Aralık'ın, yine örnek de verelim. Siz Aralık'ın 20'sinde emekli oldunuz veya 28'inde emekli oldunuz. Ben de 2000'in Ocağın ikisinde emekli oldum. Günlerimiz aynı. Bize ikimiz de aynı SSK'nın verilere göre maaş aynı bağlandı. Hiçbir fark yok. 2013'te kanun bizim genel merkezi, genel başkanımızın direktifleri mahkemeye vermesi ve parlamentonun da 2000 sonrasını şey çıkardı. İntibak verdi. Kimi çalışanımız, emeklimiz 350 aldı, kimi 50 aldı, kimi 100 aldı. Biz de diyelim ki 350 aldık. Sen 2000 öncesi sonrası olduğun için şey aldın, 350 zam aldın. Ben aynı maaşı alıyoruz. Bakın 13 sene aynı maaşı aldık. Ben ne kadar aldım? Bana normal şey zamı verildi. Enflasyon zamı verildi. Aramızda 350 lira farkla başladık. Bugün kaç sene oldu? 2013, 2019. 6 sene oldu. 6 senede aranızda 350 lira oldu, 500 lira fark. Makas açıldı. Ben de seninle aynı vergiler verdim. Aynı standartlarda çalıştık. Aynı vergileri verdik. Aynı primi ödedik. Sen beni niye bunu örgülüyorsun? Onun için biz bir an önce, çünkü bu Anayasa Mahkemesi dedi ki, bu bizim görevimiz değil. Bunun parlamentodaki milletvekillerinin intibakı bunlar çıkılacak. Ben burada tekrar sizin kanalınızın adına, sizlerin sayenizde tekrar ben Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bir an önce bu aksılığı kaldıralım. Bir an önce intibakı 2000 sonrasında da intibakı emeklimize verelim. Ki aradaki uçurum farkı kapansın. Uçurum farkı artmasın. Milletvekillerimizden rica ediyorum. Bunu gündeme getirin. Bir an önce parlamentodan bunun çıkarılmasına rica edeceğiz kendilerinden. Çünkü bu bize yani bizler bakın şu anda emekli bir liranın iki lira hesabını yapıyor. Kuruşu hesabı yapmaya başladı. O durumdayız. O yüzden biz emekli bir an önce yüzümüzün güldürmesini istiyoruz. Böyle. Şimdi burada şu var sevgili abi. Emeklilerin tabii gitgide zorlaşan yaşam koşulları var. Ekonominin de şu an içinde bulunduğu durum tabii ki bir darboğazı atlatma sürecinde ama bir genellemeye bakacak olursak emekli hani geçmiş yıllardan bu zamana kadar nelerini yapamamaya, nelerini alamamaya veya nelerinden fedakarlık yapmaya devam etti. Bununla ilgili bir tablo çizebilir misin? Tamam, öyle çizelim ama o tablodan önce sizden şunu rica edeceğim. Bakın 2002'de Sosyal Güvenlik Kaynak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine aldığımız bir kaynak bu. Bakın 2002 Ocak Haziran ayında ortalama asgari ücret emekli aile hani asgari ortalama emekli aile 216 lira 4 kuruş. Net asgari ücret 163 lira 56 kuruş. Bakın bu ortalama. Zaman geliyor. 2018'de Ocak ayında ortalama emekli maaşı az önce söylediğim gibi 1405 lira. Asgari ücret 1603 lira. Bugün 2019'da emekli ortalama asgari ortalama emekli maaşı 1550 lira. Asgari ücret 2020 lira. Emekliden biz nereden baksanız asgari ücretten 40 buradan 50 liradan üzerine bir fazla para alıyorduk. Ama bugün asgari ücret bizden 5 lira fazla para alıyor. Emekli neden? Arada ne fark var dün bugünler içinde? Biliyorsun ayaş şartları modernleşti. Eskiden evlerimizde telefondur, televizyondur, herhangi bir şey doğru düz bunlar yoktu. Yani 80'lerdeki emeklimizi, 90'lardaki emeklimizi söyleyeyim. Evlerde doğru düz telefon bile yoktu. Ama
96'dan sonra, 97'den sonra cep telefonları girdi. Şu anda evde bir tane telefon yokken evlerde, şu anda evlerde 4 tane telefon var. Çoğaldı. Bunlar da emeklilerin darboğazını, hani yaşam koşulları daha çok arttıkça, geliştikçe emekli bunlardan yararlanamaz oldu. Gerilmeye başladı. Bugün emekli eskisi gibi gezemiyor. Eskisi gibi çadırını kuramıyor. Hı hı. Tatilini yapamıyor. Evet, evet. Hı hı. Geçen gün bir televizyon kanalında bir büyüğümüz bana bir soru sordu. Kenan Bey, Avrupalı dedi. Hı hı. Dünyayı geziyor. Bizim emeklimiz dedi. Ne yapıyor? Ya çok özür diliyorum. Bakın orada söylediğim kelimeler aynısını size burada da tekrarlayayım. Hı hı. Bugün benim emeklim, Bursa'daki emekli, Türkiye'deki emekli. Avrupa'da gözümüz yok. Neden? Benim Türkiye'm bir apayrı bir cennet. Her tarafına, Güneydoğusundan tutun da Karadeniz'inden tutun, Akdeniz'e, her yere ayrı bir cennet. Bursa'mız apayrı bir cennet. Mehmet Ali, bugün benim emeklim, doğduğu Karacabey'ine, doğduğu Kemalpaşa'sına, İnegöl'üne, Orhanlısı'na, doğduğu köyüne gidemiyor. Neden? Bir gitse gelse 200 lira, 300 lira, eyvah ben ayı zor getireceğim. Niye? Kahve köşesine, park köşesine gidiyor, geziyor, evine alıyor, evine gidiyor. Sosyal yaşantısı bitti. Emeklimizin sosyal yaşantısı bitti. Yani Nina hangisi bilir anlatayım. Bakın bir sene önce peynir 20 liraydı. 25 liraydı kilosu. Tereyağı 20-25 liraydı. Bugün peynir, iyi bir peynir almak istiyorsan 40 lira, 45 lira. Tereyağı oldu 50 lira. Neden? Enflasyon. Buna baksan %160 mı emekliydi? Ama emekli maaşı bir yıllık %20 zam alıyoruz. Nasıl geçirsin, nasıl yapsın? Ben diyorum işte bir an önce Cumhurbaşkanımızdan bu konuda, sizin bu kanalınızdan şunu istiyorum. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Çünkü niye? İşte yaşam şartları farklı. Yaşam şartlarında gidiyoruz. Bu yüzden eğer ki Cumhurbaşkanımız o da emekli olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde veya dünya üzerinde, yani ben emekli olmayacağım diyen insan yok. Bugün valimiz de, emniyet müdürümüz de, milletvekilimiz de bir gün emekli sıfatını alacak. Yani eski milletvekili, emekli milletvekili, emekli işte emniyet müdürü, emekli valimiz, o emekli cümlesini herkes bir tarafa, cebinin bir tarafına konulacak. O yüzden herkese bu aşamada ben de yarın emekli olacağım diyerekten emekliye farklı bir bakış açısı yapması lazım. Ve şunu söyleyeyim. Türkiye'de 12.700.000 üzerinde emekli var. Bursa'da 550.000 emekli var. Yani bugün eşiyle alsa gelse emekli, bugün tek başına iktidar olur. Yanlış mı diyorum? Yani 25 milyon oy tek başına iktidarlık yapar. Ama emekli, şunu söyleyeyim, bizim genel merkezimizin, bizlerin hiçbir zaman için hiçbir siyasi partinin ne yanında olduk, ne arka bahçesi olduk. Biz her partiye eşit mesafedeyiz. Kim emeklidir? Bir, bakın şunu söyleyeyim. Biz emeklileri bekliyoruz. Diyorum ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Ne diyorum? Ben enflasyondan bizi çıkartın. Ne diyorum? Sosyal güvenlik kurumundan bizden katkı payları kaldırır. Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emekliler için harekete geçildi. Düzenleme ile emekliler aldıkları maaşa göre 120 ila 600 lira arasında zam alacak. Emekliler dört gözle sonucu bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği yeni oran %8-10 olarak belirlensin çağrısı yapıyor. Talep hayata geçerse SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde en az 120 lira, en yüksek 600 liraya varan artış yaşanacak. 6028 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 kuruş yerine 482,30 liraya ya da 602 lira 87 liralık bir ek ödeme verilecek. Emekliler yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödeme ile ek kazançlar elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşının %4'ü ve 5'i oranında oluyor. Ancak emekliler bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yeni oran %8 ve 10 olarak belirlensin çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 241, %10 olursa 361 liraya varan artış yaşanacak. 6028 lira olan en yüksek emekli maaş alan emekli 241 lira yerine 482 lira ya da 602 liralık ek ödeme yapılacak. 12 milyon emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. 1000 TL bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'ndan en geç bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine ne zaman kavuşacak? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram öncesi verilen emekli ikramiyelerini beklemeye başladı. Bayram ikramiyeleri Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti. Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020, Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Bu doğrultuda emekliler ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve